Olay Sağlık Programı'ndan herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Bugün stüdyo konuğum iç hastalıkları bölümünden Doktor Mete Ekşioğlu. Beslenme alışkanlığımız ve metodumuzu, aldığımız besinlerin önemini her zaman programımızda vurguluyoruz. Yine bu konuyla ilgili önemli bilgiler aktaracağımız bir program olacak. Mete Hocam sağlıklı beslenmeyle ilgili bize bir takım tüyolar verecek. Hemen hocama bu bağlamda hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam beslenmemiz aslında yaşam tarzımızı oluşturuyor dolaylı yollardan. Evet. Siz de bugün bunlarla ilgili bize birçok tüyo ve önerilerde bulunacaksınız. İlk sorumla başlamak istiyorum ben. Bu arada bize gelen birçok talep ve soruları biz toparladık aslında bugün burada. Evet. Bunları konuşacağız. Omega 3'ten bahsetmek istiyorum hocam size dilerseniz. Hangi balıklardan alırız omega 3'ü? Omega 3 öncelikle bir kısaca anlatayım ben. Vücudumuzda yapılamayan yağlar var, yapılabilen yağlar var. Bu omega 3 de çoklu doymamış yağ asidi dediğimiz, dışarıdan almamız gereken bir yağ asidi. Önemli mi vücut için? Çok önemli. Ne zaman? Anne karnındayken, daha ilk günlerden ölene kadar bizim için her zaman önemlidir bu. Beynimizin %60'ı yağ. Yani kurutulmuşunu düşünün beynin ve bunun da 3'te 2'si aşağı yukarı omega 3'lerden oluşuyor. Yani beyin mutlaka omega 3 yağ asidini ihtiyaç gösteriyor. Nedir önemi? Hücrenin, yani varımız yoğumuz olan 110 trilyon hücrenin zarında, duvarında omega 3 var. Hı hı. Ve omega 3 olmadığı zaman, aynı şuna benzetebiliriz bunu. Evimizin çatısında büyük delikler var. İçeriye yağmur da girer, kar da girer, her şey rüzgarda girer, çöpte girer gibi. Onun için omega 3 böyle. Enflamasyon dediğimiz, artık bilim bunu söylüyor zaten, hastalıkların temeli vücutta başlayan bir enflamasyon, savaştan kaynaklanıyor. Enflamasyona karşı bugün bilinen en iyi moleküllerden bir tanesidir omega 3. Olması olmazımız bizim. Ama eksikliğini çekiyor muyuz? Çok çekiyoruz. Hele ülkemizde ben hem okuduğum kaynaklardan hem de gözlemlediğim kadarıyla özellikle çocuk ve gençlerde omega 3'ten maalesef yoksun besleniyoruz. En iyi kaynağı balık gerçekten. Aşağı yukarı bizim sularımızda bu balıklardan, omega 3 içeren balıklardan var. Genellikle balık kendini soğuktan korumak için omega 3 yapar. Yani adeta balığın bir paltosu gibi düşünün bunu. Hatta böyle buğulama balık yaptığınız zaman daha belli olur. O siyah kısımları, koyu kahverengi kısımları vardır ya balığın. Evet. Beyaz et, o kahverengi, o et işte o kırmızı şey, kahverengi olan kısım omega 3'tür. 1 gram gün kesin ihtiyacımız var bizim omega 3'e. Eskimolar, kuzey ülkelerindeki, hı hı, özellikle Eskimolar günde 12 gram alıyor düşünün, ama biz hiç olmazsa 1 gram alalım diyoruz. Bu 1 gram almak için 100 gram uskumruya ihtiyacımız var bizim. Veyahut da 75 gram somona, 75 gram hamsiye, 75 gram sardalyaya, 75 gram istavrite, bunlara ihtiyacımız var. Ton balığı açısından baktığınız zaman 1 gram omega 3 almanız için 250 gram ton balığı yemeniz lazım. Tatlı su balıklarında var mı? Var, ama deniz balıkları gibi değil. Tatlı su balıklarından en iyisi doğal alabalık da var. Evet, tatlısınız, dere alabalığında. O balık da soğuklara çıktıkça, yani rakım yükseldikçe o derelerde daha da fazla kararır. Gerçek omega 3 onda var. Alabalık da bol. Tatlı su balıklarından bir de yayında var. Ama yayından günde 1 gram alabilmem için aşağı yukarı 500 gram yayın balığını tüketmemiz lazım. Onun dışında doğal beslenen mera hayvanlarının etinde, sütünde, yumurtasında, dolayısıyla süt ürünlerinde bunu bulabiliyoruz. Bitkilerde de var, ama bitkilerdeki omega 3 bizim istediğimiz gibi yüksek oranda değil. Ayrıca bitkilerden gelen omega 3'ün hayvanlardan gelen omega 3'e göre biraz daha az etkinliği var. Vücutta bir takım işlemlerden geçiyor bunlar. Ne var bitkilerde? Cevizde var mesela. Kabak çekirdeğinde var. Onun dışında keten tohumunda var. Semizotunda var. Bir de son yıllarda yulaf kepeğinin içerisinde ciddi oranda bitkisel açıdan omega 3 bulunduğu söyleniyor. Ama yapılan hatalar şöyle. Bununla da çok karşılaşıyorum ben. Aile geliyor mesela. Beslenme alışkanlıklarını inceliyorsunuz, soruyorsunuz. Evet. Biz haftada 2 gün balık yiyoruz diyor. Buraya kadar güzel. Haftada 2 gün balık iyi. Gerçekten iyi. Yani daha da iyi olabilir ama. Ama ben balığı nasıl yaptınız diye sorduğumda diyor ki biz ayçiçek yağında kızarttık. İşte o zaman film kopuyor. Vücut bu omega 3 yağlarını işlemek için tek bir enzim sistemi var. Bunu kullanır.
Eğer siz, yani tek gidişli bir yol düşünün, gelişi yok. Buraya siz omega 6'yı sokarsanız veya trans yağları sokarsanız omega 3 orada gariban bir şekilde bekler. Hiçbir baskın şey kalır yaramıyor. Omega 6 evet. Orada. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla ben bugün hamsi kızarttım, akşam çoluk çocuk yedik. Hı hı. Sardalya vardı, onu yaptım. Somon, geç somon fırında yapılıyor ama eğer kızarttığınız hiçbir takdirde yok, omega 3'ün hiçbir faydası yok çünkü siz onu alamıyorsunuz. Önemli bir konu genelde çünkü kızartarak yapılıyor. Evet. Özellikle hamsi. İşte o da iyi değil. Yani omega 3 alma açısından asla iyi değil. Evet hocam, peki D vitaminini D vitamini diyorum, düzeltiyorum. Omega 3'ü dışarıdan almak ne kadar doğru? Şimdi şöyle, birincisi almak lazım. Yani omega 3 kapsülleri var genellikle, bunu almak lazım. Hele hele risk altında olanlarda, yani bir takım hastalıklar var, enflamasyonlar var. Burada çok kontrol olarak çok yüksek dozda bunu kullanan klinikler var, hekimler var. Dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Hangi hastalıklar hocam mesela? Mesela bir takım romatizmal hastalıklar var, bunlar da kullanılabiliyor. Depresyonda kullanılabiliyor, obezitede kullanılabiliyor. Ama omega 3'ün asıl zaten gayesi enflamasyonu engellemek. Yani vücutta oluşan bir alerjik reaksiyon gibi, bir romatizmal hastalık gibi, mesela Hashimoto'da kullanabilirsiniz. Romatoid artritte kullanabilirsiniz. Bunu çok uygulayanlar var. Koruyucu olarak tabii, profilaktik olarak gebelerde kullanmanız gerekiyor bunun. Çocuklarda kullanmanız gerekiyor. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Şimdi ben örnek veriyorum. Öyle olduğu için değil. Bir omega 3 var 10 lira. Tamam, benim kesem uygun. Bir omega 3 var diyelim ki 200 lira. Burada ucuzu seçebilirsiniz ama ucuzdaki bu EPA ve DHA dediğimiz iki kısmı var bunun. Bunlar İçindekileri, çok önemli. İçeriğine mi bakacağız? Miktarı ne kadardır? Yani ben 10 liraya paramı verdim, omega 3 aldım ama ben birincisi acaba ağır metallerden arındırılan bir teknolojiyle yapılan bir ilacımı kullanıyorum. Özellikle çocuklarda ve gebelerde bu çok çok önemli. Çünkü artık balıklardaki ağır metal, hep sosyal konu anlatılıyor sağda solda biliyorsunuz. Ağır metallerden acaba arındırılmış mı? Öyle bir teknoloji bile mi hazırlanmış? Bir. Bir de tamam ucuz ama ben 1 gram toplamda bu EPA ve DHA'yı alabiliyor muyum? Bunları bir tartıya yatırmak lazım. Bir diğer yapılan hata da şu. Bunu maalesef hekim arkadaşlarımızdan da yani doğaldır, bilinemeyebilir. Bu da çok güncel bilgidir. Omega 3 tamam antienflamatuardır ama bunun aynı zamanda serbest radikal dediğimiz bazı maddeleri arttırıcı özelliği de var. Bunu da engellemek için genellikle yanında E vitamini de vermek lazım. Öyle mi? Evet, çok önemli bu. Veyahut da E vitamininden çok zengin beslenen, onu alırsınız insandan. Öyle bir olay varsa o zaman da olay farklı ama E vitamini yanında mutlaka vermek lazım. Bir diğer olay da şu, yani ben omega 3'ümü acaba eksik mi vücudumda, nasıl değil mi? Nasıl anlayacağım, değil mi? Şimdi bunun tetkiklerini yaptırmak çok pahalı. Yani her yerde de yapılmıyor, her laboratuvarda bakmıyor. Bu özellikle iki kısım, EPA ve DHA dediğimiz. Ne yapabilirim o zaman? Hastadan iyi bir anamnez alırsınız. Kaba, kuru ve pul pul dökülen bir cildi varsa, tabi beslenmeyle bunu anlayacaksınız. Omega 3 alıyor mu almıyor mu? Başta o. Onun dışında artmış kulak kiri çok önemli bir göstergedir omega 3 eksikliğinde. Kepeklenme varsa vücutta, saçta, bu çok önemli. Kırılgan, ince tırnakları varsa, cansız saçları varsa bu önemli. Şekerle karışabilir. Omega 3 eksikliğini ciddi olarak çekenlerde aşırı su içme, aşırı idrara çıkma olabilir. Bunu yaptırdınız. Ben şekerden şüpheleniyorum. Acaba böyle bir durum var? Yok, şekerden normal. O zaman omega 3 düşünebilirsiniz. Yaygın eklenme kas ağrıları olabilir omega 3 eksikliğinde. Değişken ruh hali gösterebilirsiniz. Kaygılı olur o insanlar. Ara sıra dalmalar olur. Ağlama atakları olabilir. Dalıp gitmeler olabilir. Kolay kilo alır bu insanlar omega 3 eksikliği çekenler. Ve sık hastalanırlar. Yani ben her kış 6 sefer, 7 sefer grip oluyorum. İnsanlarla aynı ortamdayım, onlara bir şey olmaya bana oluyor gibi. Bu durumda bir düşünmek lazım, acaba omega 3 eksikliği var mı yok mu diye. Ama rutine sokamıyorsunuz gerçekten. Laboratuvar açısından tetkik etmek baya baya pahalı. Bu aslında belirtiler birçok farklı türde hastalığın da belirtisi olabildiği için hocam, belki laboratuvar alanında tekrar bir tetkikle. İşte keşke ucuz olsa da rutine sokabilsek, onu baya pahalı.
Peki omega 3'ün önemini vurguladık. Evet. Bunu eğer balık yemiyorsak haftanın her günü veya haftanın belirli günleri dışarıdan alamanın önemli olduğunu almak söylüyorsunuz gerekiyor. Hocam. Evet. Hocam ben omega 3'ten şöyle bir şeker hastalığına ve obezite rahatsızlığı olanlara geçmek istiyorum. Hı-hı. Neler tüketmeli bu hasta? Çok fazla şeker hastası var. Çok. Hı-hı. Ya o kadar geniş konu ki bunu emin olun bu program 3-4 program daha yapsak yapamayız ama genel olarak şöyle konuşalım. Birincisi asla ve asla katkılı gıdalar kullanmamak lazım. Kalori kavramına çok takılıp kalmamak lazım. Bundan dolayı çok çekti bu insanlar zaten. Yani bir statikocu bir tavır var. İşte şu kadar kalori, bu kadar kalori. Örnek vereyim. 100 kalorilik bir tane poğaça var. Hiçbir şey alamıyorsunuz bundan. Hiçbir şey ama. Yani vücudunuza gidip basene oturacak, göbeğe oturacak. Ama 100 kalorilik bir yumurta var. Bu yumurtayı siz daha ağzınıza aldığınız andan itibaren metabolik bir takım işlemler gerçekleşiyor. Sindirime ait bir takım işlemler gerçekleştiriyor. Bu yolda bile yumurtanın %30-35'ini zaten harcıyorsunuz. Kalan içerisinde tırnağınıza gidecek malzeme var. Omega 3'ü var mesela. Çinkosu var. Potasyumu var. İyotu var. Yani iyotlu tuz diye yani biliyorsunuz özellikle bir takım tiroid hastalıklarında dışarıdan tuz verelim diyor. İyot verelim diyoruz. Günlük yumurtasını haftada 3-4 kere balığını alanı, deniz ürünü alanı zaten öyle şey olmuyor. Ama asıl dikkat edilmesi gereken nokta şu. Obez olmamak için birincisi doyduğumuz zaman sofradan kalkmak lazım. Mutlaka ve mutlaka. Ben bu konuda ısrar ediyorum hastalarıma. Yani yapmak istemiyorlar biliyorum. Ama ağzımız var konuşuyoruz. Gözümüz var görüyoruz. Kulaklarımız var duyuyoruz. Peki kaslarımız var oturuyoruz. Ama biz öyle bir yaratılmamışız ki. Yani bu kaslar mikroskop altında incelediğiniz zaman bile uzun lifçiklerden oluşuyor bunlar. Yani kasılıp gevşemesi gereken ve bu sırada da ilk kaynak olarak şekeri ama belli müddet sonra asıl yakması gereken yağları yakıyorlar. Yani ben kesinlikle spor yapmadan zayıflarım. Böyle bir mantık olmaz. O zayıflama değil. Onu biliyorsunuz. Kanser hastaları da son dönemlerinde zayıflıyor. Sağda solda gördüğünüz sokak hayvanları yiyecek bulamadığı zaman onlar da zayıflıyor. Ama zayıflamaksa sağlıksız kolay. Sağlıksız bir görüntü de oluşuyor spor ama bedelini vücut zaman. Size bir gün mutlaka ödetiyor. Kural olarak boş kalorili gıdalardan uzak kalmamız lazım bizim. İşte poğaçaydı, pilavlardı, pirinç pilavından bahsediyorum. Bir takım yumuşak, daha da böyle yumuşasın diye bir takım maddeler katılmış ekmeklerde, aşırı şekerli gıdalarda, genetiği değiştirilmiş şekerden hazırlanan gıdalarda. Yani böyle boş kalorili gıdalar veya klasik anlamda tanımı şöyle, glisemik indeksi yüksek olan gıdalar bunlardan kaçınmak lazım. Hocam ekmekle biz doyacağımızı zannediyoruz aslında. Hani proteinle de belki daha sağlıklı içeriği olan besinlerle de karnımız doyabilir değil mi? Acaba bunun ayrımını mı yapamıyoruz biz? Bu yüzden bu kadar ekmeğe yükleniyoruz. Ekmeğin içerisinde bir bağımlılık yapan bir şey var zaten. Yani unlu, şekerli ve trans yağlı gıdalar bizim beynimizde bir takım merkezler var. Bu merkezlere gidiyorlar ve bir takım uyarılara sebep oluyorlar. Bunlardan bir tanesi inanılmaz ağrı kesici özelliği olan opioid reseptörler dediğimiz şeyler. Bildiğiniz morfin etkisi gösteren maddeleri salgılatıyorlar. Bir tanesi de kannabinoid reseptörler dediğimiz sakinleştirici özelliği olan şeyler var. Ve vücut bunlara bir alıştı mı bunun devamını getiriyor. Onun için toplumumuzda bir ekmek bağımlılığı var. Ama bu kültür biraz artık değişmesi gerekiyor. Çünkü tamam. Bazen hatta benim çok fırıncı arkadaşım var. Bazen bizim ekmeğimizle oynama diyorlar. Böyle konuşuyorsun ama bir de işin gerçeği var. Yani bugün sağlıklı, çok güzel ekmekler de var. Ama ölçüyü biz fazla kaçırıyoruz. Yani sağlıklı, nereden geldiği belli, içinde lif oranı yüksek olanlardan tabii kullanacağız. Fakat bir de şu gerçek var. Ülkemizde de dünyaya paralel olarak inanılmaz bir metabolik sendrom artışı var. Obezite artışı var. Şeker artışı var. Bunlar da artık göz ardı edilmemeli. Benim çocukluğumda altı parmakta büyüdüm ben. Bir tane şişman arkadaşımız vardı. Kaleye sokuyorduk onu biz. Kaleci olsun diye koşmasın garip diye. Öyle olur genelde. Şimdi servislerde ben ara sıra apartmandan hepsi çıktığım doğru. Zaman görüyorum çocukları servise zor biniyorlar. Kesinlikle. Bu çocukların yarın öbür gün ne sıkıntılar olacak?
Yani bu konularda çok dikkat etmek İşte lazım. burada ebeveynlere görev düşüyor aslında hocam. Yani biraz teknoloji evet çağımızın gereği ama biraz Ebeveynlere, uzaklaştıracaklar. okullara, siz okullardaki beslenme şeyini hiç incelediniz mi? Hayır. Ben bugüne kadar Bursa'da bir tane gördüm. Bir tane gerçekten ha bu beslenme yok. Her yerden sıkıntı var. Evet, her yerden Yani bize problem işler var. düşüyor, belediye işler düşüyor, toplumun belli kesimlerine işler düşüyor, akademisyenlere çok işler düşüyor. Burada bir gerçekten ciddi bir savaş başlatmak lazım. Şu 15 yıldır Türkiye o konuda nereden nereye geldi ve nereye gidecek? Başka örnek vereyim ben size, çok ciddi bir örnek. Kızlarımızda kısırlık oranı %35'lere ulaşmış durumda. Bunun sebebi ne olabilir ki? Şimdi düşünün, yumurta alıyorsunuz değil mi? Yumurtayı alırken soruyorsunuz, bu gezen tavuk yumurtası mı? Yoksa 24 saat ışıklar altında bir takım hormonlu yemlerle yumurtlasın diye yem verilen bir hayvanın yumurtası mı? Ama büyük bir çoğunluk tabii gezen tavuk yumurtası istiyor. Peki tavuğun da görevi yumurtlamak, fizyolojik anlamda kızlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin de görevi yumurtlamak. Ayda bir. Tavuk her gün. Peki tavuğun yumurtasını iyi isterken bizim yumurtamız niye olmasın? İyi olmasın. Tavuğun beslenmesi börtü böcek doğasına uygun besleniyor. Biz de doğamıza uygun beslenirsek o kadının yumurtası da iyi olur ve oradan sağlıklı bir Yine beslenme burada devreye giriyor. Kesinlikle. Onun için yani bugün sizin besleyici gıdalardan yoksun olarak aldığınız maddelerle oluşturacağınız yumurta çocuk yapamazsınız onunla. Tüp bebek merkezleri, üremeye yardımcı merkezler sürekli artıp duruyor görüyorsunuz. Bu nedenle beslenme gerçekten çok üzerine düşünmesi gereken bir konu. Evet, peki bu obez rahatsızlığı olanlarda da, obez sorunu yaşayanlar daha doğrusu, kahvaltıyı bir atlayayım, belki kilo veririm, zihniyeti biraz var. Kahvaltının önemi çok burada tehlikeli. nedir? Tabii. Şimdi eğer sağlıklı ve proteinden ağır, proteinden derken hep et falan gelmesin sakın. Yani bugün peynir de içeriyor, çeşitli peynirlerimiz var. Hele bizim ülkemizde gerçekten çok kaliteli bir kültür var Evet. o konuda. Kars'tan tutun o gravyer peynirleri, mükemmel besleyici peynirler. Trakya'ya geliyorsunuz aynı şekilde, Çanakkale'mizin o güzel peynirleri var. Yani ülkemiz bu konuda gerçekten çok zengin. Peynir protein, mükemmel protein. Onun yanında yumurta protein. Yani böyle bir kahvaltıyla siz adeta sabah 5 kilometre yürüyüş yapmış gibi metabolizmanızı hızlandırabiliyorsunuz. Onun için kahvaltıda mutlaka kahvaltıyı atlamamak lazım. Atladığınız takdirde obeziteyi arttırma derecesi %30 hesaplamışlar bunu. Aynı zamanda sağlıklı bir kahvaltı yaptığınız zaman akşam yemeğini de daha az yiyorsunuz. Ve çok ilginç, gece yemek yeme sendromu diye bir sendrom var. Yani gece uykudan kalkıyorsunuz, açıyorsunuz buzdolabı, ne varsa orada atıştırıyorsunuz. Özellikle de tatlı gıdalar burada, şekerli gıdalar ön planda. Onun için onu da önlemiş olursunuz sağlıklı bir kahvaltıyla. İşimi de sosyal yönü var. Bunu hesaplamışlar. Kahvaltı yapmayan öğrencilerde başarı oranı çok düşük. İstatistik var böyle. Evet ve ayrı bir şey daha var. Devamsızlık oranı da çok düşük, yüksek. Yüksek. Evet, kaçıyor çocuk derslerden, gitmiyor. Evet hocam, kahvaltıya girmişken bundan sonraki besinlerden ara öğün kahvaltıdan sonra gelecek. Bu arada kahvaltıyı atlıyorum diyen bir hastanız için bunu şiddetle karşı çıkıyorsunuz. Bu Kesinlikle, kısmı tabii. anladık. Bundan sonraki süreçte ara öğün, öğle yemeği, Ona da karşı yine bir ara çıkıyorum. öğün, yine bir akşam yemeği ne devam edeceğiz. Şimdi bizler doğada yaşayan memeli grubu canlılarla fizyolojik açıdan çok farklı değiliz aslında. O hayvanlara baktığınızda karınları doyduğu zaman çekiyorlar. Onların bir ara öğünü yok. Acıktıkları zaman yiyorlar. Biz de aslında buna göre yaratılmışız. Acıktığımız zaman yemek zorundayız. Ama sosyal hayat öyle şeyler yaptırıyor ki, şimdi bayram geliyor, bayramda onu ye, bunu ye, ye. Nişan var, ye. Yaş günü var, ye. O var, ye. Biz acıktığımız zaman niye sadece acıktığımız zaman yemiyoruz, burada yiyoruz? Onun için bu atıştırmalar bizim başımızın belası. Evet hocam. 2016 yılında Doktor Yoshinori Oshimi, Japon profesörü, aslında başka verilecek bir şey yok cevapta yakından başka, olayı açığa çıkardı. Ara öğünlerin inanılmaz derecede kansere yol açtığını indirekt olarak buldu laboratuvar ortamında. Neden? Şimdi vücut aralarda aç kaldığı zaman adeta bir temizlik işine girişiyor. Atıkları varsa, çöpleri varsa bunları atıyor. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Sabah sizden bahsedelim.
Tatildesiniz. O gün evi temizlemeye karar verdiniz. Tam kahvaltınızı yaptınız, evi temizleyeceksiniz. Karşı komşunuz geldi. Hadi bir kahve içelim. İçtiniz. Tekrar temizliğe başlayacaksınız. Üst komşunuz geldi. Yine temizlik kaldı. Tekrar başlayacaksınız. Başka biri geldi. Derken akşam oldu, baktınız ki hiçbir temizlik yok. Bir şey yapamamışsınız. Vücut da aynı. Vücut da aynı. Aralarda mutlaka vücudun kontrollü olarak bazı hücrelerini öldürmesi lazım. Eskiyor, işe yaramıyor, bunu temizlemesi lazım. Onun için ara öğün insan bedeni için asla uygun bir şey değil. İster kilo verme terapisinde olsun, ister başka yerlerde olsun, normal öğün 2'dir ama bizim çalışma şartlarımız bunu 3'e zorunlu kılmıştır. Aralarda mümkün olduğu kadar çay içilebilir. Dayanamıyorsak mesela, insülin direnci olan bir hastasınız, aralarda mutlaka canınız bir şey isteyecektir. Ha ne olur lif oranı yüksek olan bir yeşillik hazırlarsınız. Bir maden suyuyla beraber tüketirsiniz. Üzerine bir limon sıkarsınız. Ama iki tane bile eğer leblebi alırsanız, iki tane iki parça ekmek alırsanız yağ yakımını şak diye orada durdurursunuz. Ve aynı zamanda vücudu boşu boşuna da meşgul edersiniz. Evet, ara ara kısa atıştırmalıklar yapmak aslında çok da doğru değil. Kesinlikle biraz dinlenmesi sağlıklı lazım. Değil ve bu iş artık Nobel Tıp Ödülü aldı adam. Dünya Sağlık Örgütü'nde de aralıklı öğün diye bir kavram gelişti. Şimdi, aynı şey mi? Bu bakın yavaş yavaş bu terk ediliyor. Ve dediğim gibi bu kesinlikle evet. Oturacak. Bizde de var televizyonlarda çıkıp hala bunu söyleyen evet. Beslenme uzmanları var. Ama bunu buldu adam artık. Yani 10 yıllık çalışmasının sonucunda bunu buldu ki ara öğünlerin insan bedeninde yeri yok. O nedenle bunun artık terk edilmesi lazım. Hocam hemen kısa bir ara girmek istiyorum. Ara girmek istiyorum derken Nefise Önal. İzleyicimiz bir soru soruyor. Annesi şeker hastası. Kendisinin de şekeri 110 bandında. Hı hı. Ve ben daha da ilerler mi bu rahatsızlık diye soruyor bize. Şimdi şekerin bir genetik şeyi var, eğilimi var. Ama nedir? %10'lardadır bu. Asıl şekeri çıkartan %90 sebep çevresel faktörlerdir. Şimdi eğer annede babada şeker hastalığı varsa o çocukta yarın öbür gün şekeri ortaya çıkartacak olan genleri sürekli irrite ederse nedir bu? Benim annemde babamda şeker vardı ama annemin pilav eksik olmazdı, makarna eksik olmazdı. Annem bir oturuşta bir ekmek yerdi. Ha babam şekerli beslenirdi. Sofralardan üç öğünde tatlı eksik olmazdı. Bunları yapmazsa şeker olacak diye bir şart yok. Uyuyan genler var vücudumuzda bizim. Bunları uyandırmamak lazım. Ben yeşilliğime önem veririm, kahvaltılıklarımı alırım, sebze yemeklerini alırım, sporumu yaparım. Asla. Ama burada şöyle bir nokta var. Bu çok önemli. Şimdi bizim zaten mutlaka gelecektir o. Bir takım laboratuvar değerlerimizin tekrar gözden geçmesi lazım. Örneğin açlık insülin seviyesini hala 2 ila 20 civarında gösteren değerler var. Yani bu sanki normalmiş gibi. Ama dünyada artık bilim diyor ki açlık insülin seviyeniz 6'nın üstüne çıkmaya başladıktan sonra sıkıntılar da başlıyor. Burada o izleyicimiz açlık kan şekeri seviyeleriyle beraber açlık insülinle birlikte baktırırsa çok daha kıymetli sonuçlar elde eder ve bu konuda ileride başına bir sıkıntı gelecek mi gelmeyecek mi onu kolaylıkla anlar. Hocam şeker hastalığı demişken yine bununla ilgili sorularım olacak ama bir reklam arası vermek istiyorum önce. Evet. İç hastalıkları uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu ile birlikteyiz ve program reklamlardan sonra devam edecek. Evet, olay sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Hocam ben trans yağları merak ediyorum. Trans yağlar hangi gıdaların içinde var? Evet. Trans yağların da mutluluk hormonu salgıladığı gibi bir söylenti, bir bilgi var. Bu doğru mu? Doğru. Trans yağlar çok şeylerin içerisinde var. Yani bugün ambalajlı gıdaların içerisinde var. Trans yağ da bir söyleyelim özellikle. Yağ özelliğini kaybetmiş burada. Yine yağ gibi ama farklı vücudun tanımadığı, işleyemediği ve vücuda iltihabi etkiler, vücudun iltihabi enflamasyon etkiler gösterdiği bir yağ grubu bu. Gerçekten beyinde bir takım şeyler var, reseptörler var. Demin de bahsettim. Buraları uyarıyor. Yani gidip buralardan bir takım mutluluk maddelerinin salınmasına, ağrı kesici maddelerin salınmasına sebep oluyor. Dolayısıyla
kişi istiyor bunları. Yani arada tabii kaçış mekanizması, rahatlama mekanizması için kullanıyor. Ama enflamasyonu başlatan özellikleri var. Yani siz bir taraftan o duyguyu yaşıyorsunuz ama diğer taraftan vücutta artık bir savaş başlatıyorsunuz. Yağ yakmak onun için enflamasyon mudur peki hocam? Enflamasyon tanımının enflamasyon içinde dediğimiz midir? Olay şu, yok. O ayrı. Nedir o bir, enflamasyon? Çok sık duyduğum bir enflamasyon şu, vücuda dışarıdan herhangi bir düşman girdi veya içeriden. Bakteri ya da virüs mesela. Veya başka bir toksik madde. Vücudumuzun da savunma hücreleri var. Bunlar bir savaş başlıyor bunların arasında. O savaş akciğerde gerçekleşirse oraya ait belirtiler var. Ciltte gerçekleşirse ciltte bir takım mesela akne. Burada hani o sivilceler. O da öyle bir çeşit enflamasyon. Yani bir savaş hali vücuda yabancı olan bir maddeyle vücudumuzun askerlerinin bir savaş hali bu. Bu damarlarda da olabilir, kalpte de olabilir, beyinde de olabilir. Mesela Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar beynin bir enflamasyonu. Damar sertliği, kalp damar sistemimizin bir enflamasyonu. Böyle düşünmek lazım. Depresyon vesaire bunlar da artık enflamasyon grubuna sokan, alerjik hastalıklar bunlar da o gruba sokan bir sürü bilim insanı var. Yani metabolizmanın o an savaştığı durum, vücudumuzun savaştığı, evet. Bu sessiz olabilir. Mesela diş absesi gözle görülür bir şekilde ağrıyor. Orası da bir enflamasyondur. Sessiz, yavaş ilerleyeni de var. İşte ömrümüzü yavaş yavaş tüketen bu. Hızlı olanı da var. Peki hocam. Peki vücudun yağı en iyi yaktığı zaman gün içerisinde? Evet o doğru. Zaman? Vücudumuzun yağı çok iyi yaktığı zamanlar var. Birincisi şunu bilmek lazım. Demin ara öğünlerden bahsederken onu da söyledim. Ağzınıza bir lokma alıp midenize gönderdiğiniz an vücudun yağ yakma sistemleri duruyor. Kesin. Yani o sırada yağ yakamazsınız. Vücudumuz en önce glikoz dediğimiz şekeri yakar. Önce bunu tüketiyor, sonra yavaş yavaş yağlara geliyor. Sporu yaptınız. Bir 90 dakikada hiçbir şey yemediniz. İşte vücudun en iyi yağ yaktığı dönem bu dönem. Yani ben gittim, yürüdüm, koştum, bisiklet kullandım, spor salonuna gittim. Bir 90 dakika daha gayret ederseniz bu dönemde çok iyi yağ yakıyorsunuz. Spor salonuna gittim. Bir saat koştum, ağırlık kaldırdım, bisiklet çevirdim, pedal çevirdim vesaire neyse. Hemen ondan sonra gittim, bir yerde bir şeyler yedim. Orada da duruyor, yapmıyorsunuz. Evet. Yine çok sık sorulardan biri buzlu su kilo verdirir mi? Yani çok düşük düzeyde bir geçerliliği var bunun gerçekten. Şu şeye dayanıyor, fikre dayanıyor. Buzlu su içtiğiniz zaman mideniz bunu ısıtmak için bir miktar kalori harcıyor. Bu aslında öyle bir dehşet bir kalori de değil. Yani 1 litre buzlu su içtiniz aşağı yukarı 20-30 kalori daha fazla harcıyor. Bunu 1 yıla vurduğunuz zaman da yapacağı 1-1,5 kilo kadar bir kayıptır. Değer mi? Değmez. Neden? Bunun daha başka sıkıntıları var tabii. Yani bir soğuk su sindirim sistemine geliyor. Yani midede bir takım sıkıntılar yapabilirsiniz. En ideali vücut ısısına yakın sıvı içmektir. Onun için zararlı diyebilir miyiz peki? Zararı da olabilir. Yani midenizi bozabilirsiniz. Üşütebiliriz. Üşütebilirsiniz. Evet. Diş yapınıza, diş etlerinize zarar verebilirsiniz. Evet. Biliyorsunuz yani çocuklar biraz soğuk su içtiği zaman boğazda bir takım sıkıntılar başlıyor. Bunlara sebep olabilirsiniz. Yazın da yani onun birazcık hani soğuk şeyler içesimiz geliyor. Buzlu su tabii. Ondan bahsediyoruz. Yoksa tabii hafif bir şey içebilirsiniz. Asla. Ama yani onun verdireceği kiloyu göz ardı edebilirsiniz. Hiç bir anlamlı bir şey de olmaz. Hocam buna karşılık kilo aldıran içecekler arasında asitli içecekler kilo aldırır çok, mı? Çok çok. Aldırır değil mi? Bu konuda Harvard Tıp Okulu'nun bir çalışması var. Çok güzel bir çalışma gerçekten. Onu ben anlatayım size. Şimdi 1 kilo yaklaşık 7000 kaloriye denk geliyor. Hesaplamışlar bu böyle. Günde bir şişe meşrubat yerine bir şişe su alırsanız yılda 83 bin kaloriden mahrum oluyorsunuz. Bu o kadar ve katkılı maddeleri almamış oluyorsunuz. Bu neye denk geliyor biliyor musunuz? Yılda aşağı yukarı 10-11 kiloya denk geliyor. Bu hesapla ben her gün bir şişe, onların standart şeyleri var zaten işte 330'luk derler, şu derler, bu derler. Bundan asitli ve şekerli içecek aldığınızda aşağı yukarı bir yıl alacağınız kilo 11 ila 12 kilo. Onun dışında şeker hastalığına 4 yıl içinde yakalanma şansınız çok artıyor. Yine bir 4-5 yıl içerisinde her gün bir tane bu şekerli sıvılardan bahsediyorum, asitli içeceklerden bahsediyorum.
kalp hastası olma oranınızı da aşağı yukarı günde bir şişe içtiğiniz zaman %25 arttırıyor. Tabii çocuklar da çok içiyor kola, asitli. Ama gerçekler de ortada işte. Evet. Ben yani şimdi dedelerimize baktığımız zaman bunlar kapuçino bilmezdi. Efendim bir takım şekerli içecekler var, bunları bilmezdi. Ayran alırlardı, içerlerdi. Kefir içerlerdi. Hadi bilemedin zamanına geldiğinde meyvenin içindeki suyu alırdı. Sebzeden alırdı bunu. Ama son zamanlarda gıda teknolojisi bu konuda çok, yani dilimizdeki tat tomurcuklarının farkına vardı. Sonuçta bir para kazanma savaşıdır bu. O açıdan baktığınız zaman o da onun mücadelesini veriyor. Ama bizim bedenlerimize verdiği zarar çok büyük gerçekten. Onun için ben hekim olarak da çevreme, yani sosyal açıdan bir uyarıcı olarak da kesinlikle bu konuda insanlarımızın çok dikkatli olmasını öneririm. Şimdi olumsuz etkilerinden bahsettik bu içeceklerin ve yiyeceklerin. Trans yağlar da demişken anneden çocuğa geçen bir durum mu? Geçiyor. Ve düşünün, hep bahsediyoruz ondan. Omega 3 ile o güzelin beyin hücrelerini yapması gerekirken anne sütüyle geçen trans yağlardan yapacak bu beyin hücrelerini. O çocuğun doğumdan sonra ve ileriki yaşlardaki durumunu düşünün. Trans yağların aşağı yukarı 100 birim almışsa 12 birim anne sütüyle bebeğe geçiyor. Evet. Hocam Ayşe Hanım Ankara'dan sormuşlar bize, ev yapımı komposto yaparken içine bal ya da şeker katmanın bir zararı var mı diye soruyor kendileri. Hiçbir zararı yok. Şuna uydukları sürece, birincisi tebrik ediyorum. Yani bu işte o demin bahsettiğim içeceklerin yanında bu komposto mükemmel bir şey. Komposto harika kalıyor gerçekten. Ama eğer Ayşe Hanım'ın şekerle ilgili bir problemi yoksa ve günlük şeker alımını 30 gramda, bu kristalize şekerden bahsediyorum, bu da aşağı yukarı 8-9 tane kesme şeker eder. Bununla tutuyorsa hiçbir sıkıntı yok. Yani o meyvenin içinden gelebilecek olan şeker ve kattığı şekeri hesapladığında günlük ben kompostodan zaten günlük şekerimi alıyorum dedi mi hiçbir sıkıntı yok. Evet hocam. Şimdi bu sorudan önce, Ayşe Hanım'ın sorusundan önce gebelikten bahsetmişken, gebelikte peki nasıl beslenmeliyiz ve ne kadar kilo almalıyız? Bir rakamsal bir şey söyleyebilir misiniz? Bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri, ben gebe kaldım artık beslememe dikkat etmeliyim. Hayır, ben gebe kalmaya niyetlendim artık beslememe dikkat etmeliyim. Daha önceden tabii, başlayacağım. Mesela gebelerde folik asidi çok verirler. Daha yakın bir zamana kadar gebe kalındığı zaman folik asit veriliyordu. Niye? Çocukta doğduğu zaman mı nöral tüp defekti diyoruz. Yarık damak, dudak veya dişleklik vesaire olmasın gibi, başka anomallerde olmasın gibi. Ama artık bilim diyor ki, gebeliğe başlamadan önce kadına bunları vermek zorundasın sen. Omega 3'ün onu bunu. Yani her şey doğayla o kadar bütün ki, doğanın parçası olduğumuz o kadar belli ki. Tarladan bir ürün alacaksanız o tarlayı önce yaban otlardan temizliyorsunuz, belliyorsunuz. Traktör geçiyor, çapalıyorsunuz. Ondan sonra ekiyorsunuz onu. Ve önce gübreliyorsunuz. Dışma yapıyoruz. Aynen öyle. İnsan da aynıdır. Onun için gebe kalmaya niyetlendiği andan itibaren insanların beslenmesine bir çeki düzen vermesi lazım. Şimdi vücut kitle indeksine göre yapılan bir hesap var. Gebelerin ne kadar kilo alması gerektiği. Vücut kitle indeksi artık herkes tarafından hemen hemen biliniyor. Kilogram bölü metrekare. Kilomuzu vücudumuzun metresi ile metresi 2 ile çarpıyoruz. Ve çıkan sonuca göre bir kitle indeksimiz çıkıyor bizim. Terk ediliyor gerçi ama söyleyeyim. Eğer 20 kilogram metrekare ise bizim vücut kitle indeksimiz, o zaman gebenin 14 ila 16 kilo almasında bir sıkıntı yok deniyor. 12 ve 16 deriz. 12 ve 14 ve 16. 14 eğer ve 16 20 kilogram metrekare ise. Yani sorun biraz olmaz. Zayıftır. Evet. Eğer 20-25 arasında ise, ki bunu normal diyoruz bu insanlara, o zaman 9 ayın içerisinde 10 ila 12 kilo alması gerekiyor. Ama eğer vücut kitle indeksi 25'in üzerindeyse, o zaman aşağı yukarı 7-8-10 kilo arasında bir kilo alması. Ondan sonrası sıkıntılı. Buna göre bir değerlendirme yapıyorlar artık. Hocam beslenme yaşamımızın her alanında önemli. Evet. Her hastalıkta önemli. Olduğu gibi diyabette de önemli olduğunu ben tahmin ediyorum. Kesinlikle. Tip 1 ve tip 2 diyabet, ama ben tip 2, yani kronik olmayandı değil mi? Yanlış da söylemek istemiyorum. Tip 2 diyabet genellikle hani erişkin tip bir diyabet diyebilir. Yani daha ileri yaşlarda görülen. Daha korkulmayacak bir diyabet türü aslında tip 1'e göre. Öyle diyelim biraz. Tamam. Tip 1'e göre tip 2 diyabet egzersiz ve beslenme değişiklikleriyle tamamen düzelir mi? Sorun bu olacak. Şimdi son zamanlarda bu ulusal kanalda bununla ilgili çok haberler çıkıyor. Yani ben
Eğer gerçekten beslenmeme dikkat edersem, sporumu yaparsam kesinlikle şeker hastalığının altından kalkarım diye. Maalesef öyle değil. Ha, büyük bir oranda tabii toparlarsınız onu. Ama bakın, sadece o değil. Nasıl beslendiniz, ne kadar spor yaptınız, stresle ne derece mücadele ettiniz, bunlar önemli. Ve çevresel toksinlerle ne derece etkileşiyorsunuz, bunlar çok önemli. Tamam, tabii ki başarı elde edersiniz ama çevresel toksinler bu konuda çok önemli. Eğer toksin yüklüyseniz, yani öyle bir iş yerindesiniz ki sürekli oradan bir takım toksik maddeleri solunumuzla, ciltle, öyle buradan alıyorsunuz. Siz beslenmenize ne kadar dikkat ederseniz edin, sporunuzu yaparsanız yapın, tam anlamıyla şekerin üstesinden gelemiyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Mesela bu çevresel toksinler, pestisitler, kimyasal, temizlik sıvıları, yapı malzemeleri, katkı maddeleri, kozmetikler, plastikler, sağlıksız kapkacaklar, çok var evlerimizde, kullanıyoruz. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Buradan kalkan bazı maddeler hücremizin çekirdeğinde bulunan DNA dediğimiz genetik şifremizin saklı olduğu molekülü etki ediyorlar. Bunu bozuyorlar. Karaciğer, tiroid ve beyin, bunlar obezitede çok önemli. Şeker hastalığının gelişmesinde de bu organlar çok önemli. Buradaki hücrelerde de işlev bozulacaktır. Dolayısıyla metabolizma hızında bir azalma oluyor o zaman. Eskiye göre aldığınız gıdalar artık size fazla gelmiş oluyor. Ve ortaya şeker hastalığı çıkıyor. Demek ki sadece sporla, önemli tabii. Yani sadece sporla ve beslenmeyle ben bu işin altından kalkabilirim mi? Büyük vakada kalkarsınız ama tamamen doğru mudur? Değil. Hocam programın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hızlı hızlı soracağım sorularımı. D vitamini, omega 3'te de konuşmuştuk. Dışarıdan alımı uygun mudur? Tabii yani vücutta belli laboratuvarlarda bunu her yerde artık ölçebiliyorsunuz. 50 nanogram ve üstünde tutmanız lazım bunu. Onun için dışarıdan preparatlarını almak lazım. Ama gönül ister ki bunu güneşten alalım, gıdalardan alalım. Ama yeter ki eksik olmasın kanımızda, bu çok önemli. Yazın almayıp acaba kışın D vitamini dışarıdan alsak? Ölçtürerek tabii yazın genellikle biz güneşten yapabiliyoruz bunu. Fakat şunu ben özellikle söylemek istiyorum. Mesela ben yani güneşleniyorum, ediyorum ama güneşte acaba yeteri kadar D vitamini yapabiliyor muyum? Ölçtürün. Yani bu zor bir şey değil. Ölçtürüp mesela güneş kremi kullanıyorsanız bazen yapamazsınız. Veyahut da karaciğerinizle ilgili bir problem vardır, böbrekle ilgili problem vardır, yapamazsınız gibi. Ama sonuçta D vitamini içeren gıdalar, güneş ve belirli aralıklarla D vitamini ölçümle ve 50 nanogram mililitrenin üstünde bir değerle biz son derece sağlıklı bir şekilde bu işi sürdürebiliriz. Hocam İstanbul'dan Nevin Hanım sormuş. Yüksek tansiyon ile obezite arasında bir ilişki var mıdır diye sormuş. Çok kuvvetli bir ilişki var tabii. Gerçekten. Tabii tabii. Yani obezite... Bana yok gibi gelmişti başta aslında. Yani çok ilişki kuramadım ben, o yüzden şimdi, şaşırdım birazcık. Şimdi obezite bir genel enflamasyon vücutta. Yağ dokusundan aşağı yukarı 20-22 tane böyle bilimin bulduğu bazı maddeler salgılanıyor. Bunlar birincisi şöyle bir bakalım özellikle. Yani obezler nedir? Sağlıksız beslenen insanlardır ve hareket etmeyen insanlardır. Doğru mu buraya kadar? Evet. Doğru. Bunlar zaten hipertansiyonun ortaya çıkması için en büyük risk faktörleri. İşin içine bir de obezite bindiği zaman kalbinizi yoracaksınız. Bir takım serbest radikal dediğimiz damar hasarı yapabilecek olan maddeleri de ortaya çıkartacaksınız. Şişmanlık kesinlikle tansiyonu, bizim sevmediğimiz bir takım kanda trigliserit dediğimiz yağları arttıran, kalp damar sistemi için son derece tehlikeli olan bir durum. Ve şunu da çok gördüm ben ama bu asla bırakılsın anlamında değil. Yani obezken normal vücut yağına ulaşan insanların pek çoğu tansiyon ilaçlarını kullanmıyorlar ve normale geliyor. Evet hocam. Hocam peki şeker hastaları bal yiyebilir mi? Bağlı şekerle eşdeğer bir şey midir? Denizleyebilir miyiz? Şöyle, çok güzel bir soru aslında bu. Bal eğer doğal olursa, organik olursa, bal da bazı işlemlerden geçiyor. Mesela ısıtılıp içindeki bir takım maddelerin alınması olarak da satılabiliyor, çiğ olarak da satılabiliyor. Siz eğer saf haliyle bu balı tüketiyorsanız ve belli oranlarda tüketiyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Şeker hastası bile olsanız, çünkü normal şekere göre kan şekerini arttırması çok daha düşük balın. Ama tekrar söylüyorum, şeker hastasıysanız ve eğer siz şekerinizi iyi bir şekilde kontrol ediyorsanız
o gün bir başka tatlandırıcı almamak, tatlı bir gıda almama şartıyla makul ölçülerde doğal olan, bunun altını çizeyim özellikle, doğal olan, organik olan baldan evet şeker hastaları da tüketebilir. Evet hocam. Ama şartları bu. Evet hocam, artık programın sonuna geliyoruz. Geldik hatta diyebilirim. Evet. Beslenme ile ilgili böyle son önerileriniz, diyorlarınız izleyicimize ne olur? Ben özellikle bundan yüzlerce yıl önce yaşamış tıbbın babası Hipokrat'ın gözlemini anlatayım. Bakın bundan 2000 küsür sene önce bu hekim gıdalar sizin ilaçlarınızdır demiş. Bunu bulmuş. O zamanki şartlarda hangi laboratuvar tahlilleri var, neler var ama gözlemlerle bulmuş. Ve biz ülke olarak iyi bir beslenme bilincine süratle ulaşmak zorundayız. Burada herkese çok ciddi işler düşüyor. Ama özellikle konunun başında söylediğiniz gibi annelere ve babalara. Hı hı. Bakın doğanın bir parçasıyız biz. Biz de doğuyoruz, büyüyoruz, ürüyoruz ve ölüyoruz. Bu artık değişmez. Ama yakında bu üreme yeteneği de kaybolacak. O zaman ne geliyor akla? Bazı ülkelerde olduğu gibi, bizde de yavaş yavaş olduğu gibi doğurganlığımız, üretkenliğimiz azalıyor bizim. Ve bunda en büyük faktörlerden bir tanesi beslenme. Sağlıklı beslenmeyi çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Hem ülke ekonomisine inanılmaz bir katkıda bulunuruz. Çünkü bugün bir obez insanın, bir şeker hastasının ülkemize, Amerika'da çok güzel istatistikler var, inanılmaz maliyeti var. E bunlar hep yani tasarruf edilebilecek olan şeyler, paralar ve çok ciddi milyar dolarlar düzeyinde bu. Onun için beslenme deyip geçmemek lazım gerçekten. Ve bu konuda yanıltan bazı şeyler de var maalesef. Çünkü o kadar fazla kanallar var, o kadar farklı insanlar çıkıyor ki yani bunların ne derece bilgi sahibi olduğu da bazen kişisel olarak konuşuyorum, kafamda soru işaretleri bırakıyor. Bu konuda ciddi bilgi birikimi olan, inceleyen, okuyan ve bunları anlatan insanlara ihtiyacımız var. Okulların, belediyelerin, televizyonların, devletimizin bazı görevli birimlerinin, yetkili birimlerinin bu konuya çok daha fazla eğilmesi gerekiyor. Peki hocam, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Olay Sağlık'ta bugün dahiliye uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu ile birlikteydik. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.